Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Bugün sizinle beraber Mad Games Tycoon 2 oynamaya devam ediyoruz. Bu kaçıncı bölüm olacak artık bilmiyorum. 4 veya 5 olması lazım. Şu anda önceki bölümde yapmış olduğumuz geliştirme ofisini görüyorsunuz. Size bir sürprizim var. Binaları geliştirdim arkadaşlar. Bunu kayıt sırasında yapmadım çünkü abuk subuk kasmalar oluyor. OBS, yani şu anda ekranımı izlemenizi sağlayan program çok kastırıyor oyunu. Onları, eşyaları yerleştirirken vesaire. Bu yüzden onları video dışında yaptım. Hem de birazcık zaman aldı. Böyle nizami şekilde dizeceğim. Yani dizecek şekilde ayarladığım için tam oturacak şekilde ayarladım binalarını. Bu yüzden birazcık vakit aldı ama çalışanlarını almadım. Mesela şuraya bir tane grafik ofisi kurdum. Grafik stüdyosu. Burası yapacağımız oyunların grafiklerini iyileştirecek. Burasını zaten biliyorsunuz, önceki bölümlerde vardı. Kalite, güvence. Bunlar hem oyunlarımızın oynayışını geliştiriyor, hem oyun raporu yapıyor, hem de oyunlardaki bug'ları siliyorlar. Burası pazarlama. Yeni ofislerimizden biri. Şu adamları yanlış yere yerleştirdim. Bunlar müşteri hizmetlerindeydi. Müşteri hizmetlerinde zaten biliyorsunuz. Araştırma bölümünü birazcık geliştirdim. Ondan sonra da müzik odasını da buraya taşıdım. Bayağı geniş yaptım. Onların sayesinde aldığımız ödülü de şöyle baş köşelerine koydum. Bir kaydı kontrol edeyim. Kayıtta mıyız? Aynen, tamam. Şimdi üst üste iki kere bulmaca türü moda oldu. Bu yüzden bulmaca oyunu yapmaya devam edeceğiz. Şu araştırmalar hele bir bitsin. Biz de o sırada yeni çalışanlar bakalım. İşçi bulma piyasasından ilk önce bir tane programcı alalım. Bu daha sık hata yapan biriymiş ama yine de alalım. Siliyoruz zaten bol bol onları. Ondan sonra grafiker alalım. İki tane grafiker. Şu anda işimizi görür bu. Şöyle yerleştirelim kendilerini. Oyun testi konusunda uzmanlaşmış insanları da kalite güvenceye koyarız. Nerede oyun testi? Burada. Tam bir kişi varmış. Hepsinin de maşallah bir tane kötü özelliği var ha. Araştırma elemanı bulalım. Araştırma elemanı diyorum. Oyunda bilim insanı diye geçiyor. Tamam. Bir de şu pazarlama bölümüne yerleştirmek için pazarlama ve destekten birini bulmamız lazım. Tamam, şunu. Bu adam sayesinde şu anda tek başına çalışıyor ama bu adam ve bu ofis sayesinde artık oyunlarımızın reklamlarını yapacağız arkadaşlar. Radyolara, televizyonlara bol bol reklam çıkartacağız. Bu sırada ben her şeyden ayrı olarak bu koridoru yapmayı unutmuşum ya. Bakalım kasacak mı? Sizle beraber test edelim mi? Şöyle bir zamanı durdurayım ben. Şuradan eşyalardan koridora tıklayayım. Umarım kasmıyordur, sesim de kaymıyordur. İlk önce buradan geçen adamlar üşüyorlarmış. O zaman size kalorifer koyalım. Hala Antarktika havaları sürüyor sanırım. Adamlar her yerde üşüyor. Şöyle boş bir koridor olmasın. Sıcaklığı okey mi? Bir bakalım şuradan. Tamam, buradan geçen bu saatten sonra üşünmez derken şuradan hafif bir üşüyebilirlermiş. Tamam. Ondan sonra bir tane saat yerleştirelim. Boş bir koridor olmasın. Resmen depresyon koridoru gibi oldu burası. Böyle çiçek böcek falan koyalım. Buyurun. Kaktüs de koyalım. Şunu çevireyim bir. Şöyle baksın. Bir de bu binada zaten bir sürü çalışanımız var. Bu adamların kahvesine mavesine yetişmek zor olacağı için bir kahve makinesi, bu su sebili falan koyalım. Şöyle bir tane kahve makinesi, bir tane su sebili, bir tane de çöp kutusu koyuyorum. Duracan mı? Durdu, tamam. Şu tarafa da ecza dolabı falan koyalım. 1, 2, 3. Bol bol hastalanıyorlar zaten. Ondan sonra depresyon koridoru olmasın diye şöyle birkaç tane de artistik çizim koyuyorum, en pahalılarından. Geçerken desinler ki vay ne güzel tabloymuş, ilham aldım, daha güzel oyun yapayım. Oyunun mantığı bu şekilde işliyor arkadaşlar. Eğer koridor boş olursa adamların morali bozuluyor yani. Bu ne? Harabede mi çalışıyoruz diye. Tamam, zaman akmaya devam edebilir. Umarım videoda bunları yerleştirirken kasmamıştır. Çünkü artık şu anda gördüğünüz haritada 50 kişiye yakın kişi çalışıyordur artık herhalde. Bir sayalım mı? 3, 4, 7, 8, 10, 17. 17, 17 daha. 17, 17 diyorum. 17, 7 daha ne kadar olur? 24, 12 daha 36 kişiymiş. Tamam, 50 kişi değilmişiz bu arada. Yine de kalabalığız yani. Bir yıldızlık bir şirket olmamıza rağmen kalabalığız. Yavaş yavaş gelişiyoruz böyle böyle. Şurada araştırmalarımız devam ediyordu. Tamam.
motor özellikleri gelmiş. Motor özelliklerine girmeden önce biz bulmaca, yeni yapacağımız bulmaca oyunu için uygun konulara bir bakalım. Ne olabilir? Bilgi yarışmasına önceki bölüm. Bu ne? Bulmaca türü de var. Pardon, konusu da varmış. Bulmaca konusuna bulmaca türü gidiyordur herhalde. Bunu araştırın bir bakayım. Ondan sonra başka elemanlar alabilir miyiz diye bir bakalım. Şurada isimden bir bakalım herkese. Oyun testi. Ha, bak bu adama ihtiyacımız vardı. Gel. Burası kirlenmiş. Temizlik robotu neredesin? Yerine gitti, şarj oldu. Bak kirlenmiş burası. He, buradaki çöp temizledi. Şuraya da git aslanım. Şuraya da, şu binaya da. Aynen, tamam, burayı da temizlemeye gidiyor. Araştırmamızı yaptık. Bir tane daha konu araştıracağız. Çünkü oyunlarımızı artık iki konulu yapabiliyoruz, hatırlarsınız. Başka ne olabilir? Çizim olabilir mi? Zaten çocuklara hitap ettiği için oyun çocuk olabilir. Ya da dalış olsun. Oyunun konseptini birazdan anlatacağım size. Dalış yapıyoruz. Dalgıçız. Deniz dibinde bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Tam bulmaca türüne uygun bir konsept diye düşündüm. Hemen şuradan oyun geliştirin diyorum. Yeni oyun. Ana tür. Bulmaca. Beceri. Nerede? Az önce neleri seçtik? Unuttum ya. Neredesiniz? Bulmaca, tamam. Yavaş yavaş buradaki konularımızda birikiyor araştırdığımız. Başka ne demiştik? Dalış demiştik. Tamam. Lisans var mı kullanabileceğimiz? Yok. O zaman yeni bir lisans alalım. En pahalısından, en popülerinden. Bunların popülerliği bizim mesela bir oyun için kullanabileceğimiz 1 milyon liralık bir film varmış. O filmin lisansını alalım. Oyunun ismine de Deniz Altındaki Gizem diyorum. Hadi bakayım. İşte oradaki gizemleri çözmeye çalışacak. Bulmaca oyun motorumuz vardı. Gayet de güncel bir oyun motoru. Şöyle en popüler konsollara çıkartıyorum. Bakayım daha popülerleri var mı elimizdekilerden? Yokmuş. En popülerleri bunlar. Tamam. Bütün dilleri seçiyorum. Kopya koruma yazılımı var mı güncel? Yokmuş. Şu anda kullandığımız en güncelmiş. Okey. Şöyle önceki oyunda yaptıklarımızın kopyasını çıkartalım. Bu oyuna da geçirelim. O oyunda neyi eleştirmişler bir bakalım. Oyunun konusu ne? Yeni başlayanlar için daha oynanabilir olsun istiyorlar. Tamam, daha oynanabilir olsun. Oyun derinliğinden kısalım o zaman. Ne dersin? Yenilikten mi kısalım? Bak, bulmaca oyunda sürekli aynı şeyleri bulursa oynayan kişi hoşuna gitmez diye düşünüyorum. O yüzden oyun derinliğinden kısıyorum. Yenilikten kısmayacağım. Oynama tasarım önceliğimiz de şu şekilde olsun. Şöyle bütün uygun özellikleri de etkinleştiriyorum oyunumuzdaki. Ama şunu B plus yapmayı yine unutuyorduk az kalsın. Kaç tane özellik var? 15 tane. Ama biz yine de bir A kalite mi yapsak? A kalite olsun. Bu arada gençlere özel olması lazım mı, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan bir bakalım. Aynen, gençlere uygunmuş. Tamam, bu şekilde yapmaya başlayın. Siz de hemen oyunun seslerini geliştirin. Siz de oynayışını geliştirin. Siz de grafiklerini iyileştirin. Hepsini 250-250 verdik gibi. Siz de o sırada şuradan gelecekte yapacağımız oyunların motor özelliklerini araştırın. Şuradaki arkadaşlar boş durmasın. Müşteri desteği versinler. Bak, yavaştan birikmeye başlamış yine. Bu adam tek başına ne yapacak çok merak ediyorum ama şuradan işçi bulma piyasasından pazarlama desteğe yeni biri gelmemiş. O zaman şuradan bir kişiye, şu ablamızı buraya transfer ediyorum. Sen pazarlama kampanyasından radyolara otomatik tekrarlı bir şekilde ve beklemeden durmadan radyolarda oyunumuzu da seçelim ki şu anda geliştirdiğimiz oyunun reklamını yapsınlar. Paso radyolarda bizim reklamlarımız dönecek. Böylelikle şuradaki kalp içindeki sayı artacak ve oyunu bekleyenlerin sayısı artmış, onu anlayacağız. Bakalım yeni grafikerler geldi mi? Sadece iki tane grafikerimiz var. Yetmez şu an bize. Tamam, üç tane daha alıyoruz. Şöyle toplu bir alım. Mis gibi. İstihdam sağlıyoruz arkadaşlar. Yalnız bizim sadece bir tane temizlik robotumuz var. Geliştirmeye devam et bu arada. Oyun motorlarımızı insanlar satın alıyor ve oyunlar satıyorlar ve onlardan ufak ufak paralar kazanıyoruz. Adamın biri satın almış motorumuzu.
Sonra o motordan yaptığı oyunu 62 bin adet satmış. Bize de 11 bin TL göndermiş sağ olsun. Temizlik robotumuz bir tane var. Şu anda elimizde 3 tane bina olduğu için yetişemiyor. Her taraf kirleniyor. O yüzden şuradan koridoru seçip bir tane daha temizlik robotu alacağım. Onu da nereye yerleştirebilirim? Burada yer yok sanırım. Burada yer yok ama şuradaki koridor bayağı boştu. Buraya yerleştirilebilir diye düşünüyorum. Şöyle koysak seni. Tamam. Artık iki tane temizlik robotumuz var. Bunlar ortalığı temizler yani. Bu arada oyunumuzda 120 adet bug var. Ha, dur. Acaba 1800'ler İngiltere'si ödül alacak mı diyecektim. Alamadık. Ya şu yılın geliştiricisi ödülünü de almak istiyorum. O kadar güzel oyun geliştiriyoruz. Yine de vermiyorlar bize. Evet, çalışanlarımız harıl harıl çalışıyorlar. Bu arada araştırma bölümünü genişletmemin nedeni araştırmaları çok yavaş yapıyor olmamızdı. Şöyle iki kişilik bir kontenjan daha açtım. Hızlı araştırsınlar diye ama şu anda bir masamız boşmuş. Şuradan araştırmaya gelip bir bilim insanı alamıyorum çünkü yokmuş. Olur, sonra gelsin. Bak. Ses stüdyosundaki çalışanlarımız bayağı iyi olduğu için çok hızlı bitirdiler. Bunlar da bitirmiş işlerini. Bakayım beklenti artmış mı? 34 olmuş görüyorsunuz. Oyunu çıkartmadan önce şu görevi bir iptal edelim. Özel pazarlamaya gelip oyunumuzu seçiyoruz. Ondan sonra beta demosunu yayınlıyorum şöyle bir. İnsanlar bir demoyu oynasın, görsün, "Aa, oyun bayağı güzelmiş" falan desinler. Tamamını satın alsınlar. Ondan sonra basın için bir ön yayın yapalım. Gazetelere falan, dergilerde falan reklamımız olsun. Bak, yükseldi, 42 oldu. Şimdi kaç gelecek acaba? Bakıyoruz. Bir 3 puan falan arttı gibi. Tamam. Geliştirmeyi bitir diyorum. Bu oyuna 1 milyon 600 bin para harcamışız. Sanırım bu paraya lisans dahil değil. Lisansla beraber 2,5 milyon TL. Ama 80'li 80'li 100 arası bir puan alacak, yoksa o 90 sınırını geçecek miyiz arkadaşlar? Yayıncı ara diyorum. 90 üstü alırsak bu oyun çok fena patlar, öyle söyleyeyim size. Biz bulmaca oyunlarımızı sanırım şuradaki arkadaşa sürekli çıkarttırıyoruz. Pazar gücü 83, gayet iyi. Hem de bizi seviyor o şirket. Bakalım ne geldi, ne geldi, ne geldi, ne geldi? Ne diyorsun? %94. Hemen okuyalım. İnceleme: Deniz altındaki gizem. Oynayış ve hikaye kesinlikle birinci sınıf. Güzel. Garantili eğlence. Buraların ne olduğunu pek okuyamıyorum. Gibi, bla bla gibi. Bir dahi bile bu grafiklere karşı amatör gibi görünüyor. Bu büyük ihtimalle büyük bir oyun yapımcısı. Harika ses efektlerinden bahsetmeye değer. Bu sistemde hiç böyle ses efektleri duymadım. Oyunun kontrollerinden ne kadar hassas olduğu inanılmaz. Programcılara saygılarla. En iyi oyun böyle görünmelidir. Bu oyun bize kesinlikle bu arada ödül kazandıracak arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şimdi siz hemen seriden bir ücretli eklenti çıkartın. Yeni yaptığımız oyuna. Şunların bütün yeni özellikleri seçiyorum. Adını da şöyle değiştireceğim. Mesaj geldi bu arada. Ege dipleri. Ya yani bu sefer de bu DLC'de de Ege'nin diplerinden böyle antik Yunan'dan kalma şeyleri araştırıyormuşuz gibi düşündüm. Siz de yeni yaptığımız DLC'nin kötü bir bildirim geldi. Neyse, sıkıntı yok. Hatalarını düzeltin. Hızlı bitsin. Resmen para basacak bu oyun. Hemen birinci sırada çıkış yaptık. Para basacak bu oyun ya. Bak bak bak. Haftada 70 bin adet satıyor. Geliştirmeye devam et. Şu hataların hepsini silelim. Ben de o sırada bir kaydı kontrol edeyim yine. Güzel, 14. dakikaya gelmişiz bile. Bitti bu arada. Geliştirmeyi bitir diyorum. Bir 70 ile 90 arası. Tam 85 falan olur herhalde. Teslim ediyorum yayıncıya. O da bakalım ne alacak. %89. Güzel, bu da az kalsın 90 oluyormuş. Sıkıntı yok. Hemen güncelleme yapıyorum. Sonra yeni oyunumuzu şu bulmacanın modası geçmeden. Gerçi yetişemeyiz buna artık ya. Buna artık yetişemeyiz. O zaman sen şu eski oyuna bir güncelleme at ilk önce. Şuradaki arkadaşlar da az önce yaptığımız oyunun bir raporunu oluştursunlar. Aa bak, bu oyunu da çıkartmamışız ya.
Şurada eskiden çıkardığımız oyunun da raporunu oluşturmayı unutmuşuz. Belki de doğru şeyler yapmıştık, göremedik ya bunu geliştirirken. Belki de %96 falan alacaktık. Neyse, problem değil. Şimdi acaba... Bu arada bu motor özelliklerinin araştırması niye bitmedi arkadaşlar ya? Gerçekten bir kişi daha almam lazım. Bilim insanı. Bak şu güzel... Senin ne problemin varmış? Yoğun zamanlarda mola veriyormuş, strese gelemiyormuş ve yeteneksizmiş. Daha yavaş öğreniyormuşsun. Tamam artık senin öğrenecek çok bir şeyin yok, sen çalışırsın. Bak yine oyun motorumuzu satın almışlar. Bu adam ama iyi satmış. 1 milyon adet satmış. Bize de 800 bin TL göndermiş sağ olsun. Böyle böyle onlardan da bir pasif geliri oluşturduk kendimize. Moda ne olacak acaba? Ben şunu bir iptal ediyorum. Sonra devam ederiz. Bak şuradan türlerde bayağı geri olduğumuz için hemen bir küçükten bunları araştırmaya başlayalım ki yeni moda çıktığında bir de onu araştırmakta uğraşmayalım. Şimdiden araştırılmış olsun. Hepsini otomatik araştır diyorum. Seriden arkadaşlar. Seri. Biz de o sırada diğer oyunlarımıza da güncellemeler getirelim. Şöyle deniz altındaki gizeme. 270 bin liralık bir güncelleme geliyor. Dev paket. Bu arada pazarlamadan oyunu çıkarttıktan sonra da güzel bir şey yapabiliyorsunuz. Bir demo daha yayınlıyoruz. Burada betasının demosunu yayınlamıştık. Burada kendi demosunu yayınlıyoruz. Beklenti birazcık da artacak kitlemiz. Bu arada bu bölümde herhalde hayran sayımızda 100 bine ulaşır diye umut ediyorum. Özel pazarlamadan bu sefer de Denizaltı'nın onun DLC'sinin demosunu yayınlayalım. Raporları oluşturduk bu arada. Onlar bitti. Siz de DLC'ye güncelleme getirin. Hazır onun reklamını da yapıyorken. Hala birinci sıradayız. DLC ikinci sıradaydı. Üçüncü sıraya düşmüş. Sıkıntı yok. Hala güzel satıyor. Bak. Daha 14. haftadayız ve 1 milyona yaklaştı sayısı. Satış sayısı. Güzel. Şu anda yine piyasaya hükmediyoruz gerçekten. Oyunu bir durdurdum. Listelerde birinci sırada en çok satan da yeni çıkarttığımız oyun. Üçüncü sırada onun DLC'si, beşinci sırada başka bir oyunumuz var. Yani şu anda ilk 5'te 3 tane oyunumuz var arkadaşlar. Piyasaya hükmediyoruz ya. Bir de ödül de alacağız. Bak buradaki araştırmalar yavaş yavaş yapıyorlar. Güzel. Siz de o sırada boş kalmayın. Şuradan kısa görevler verelim bunlara. Onları yapsınlar. İşçi bulma piyasasından yeni insanlar alabilir miyiz? Bak bayağı yetenekli bir bilim insanı geldi. Aranızdan birini kovacağım arkadaşlar. En yeteneksiziniz kim? Yeteneksiz olan birini bulalım. Şu anda ortam buz kesti. Kim kovulacak acaba? 38 35 36. Sen gittin. Bir puanla kaybettin be kardeşim, kusura bakma. Az önce aldığımız adammış bu arada. Geçmiş olsun. Kısa bir süre çalıştı bizim için. Bak biri daha satın aldı oyun motorumuzu. Oo bak. Bayağı şu arada bu ofis çok boş. Programlama. Neredesin? Burada. Oo çok güzel adamlar var. Sizi alıyorum. Şu ofisi dolduralım ya. 23 kişilik kapasitemiz var. Sadece 15 kişi var. Yani yarısı boş buranın. Ha, bu arada fuara gidiyoruz arkadaşlar. Oyunlarımızın tanıtımını yaparak daha fazla satmasını sağlayacağız. Hemen yeni çıkardığımız oyunun ve DLC'si, bir de önceki oyunumuzun standlarda reklamını yapalım. Standımıza 20 bin kişi ziyarette bulunmuş ve 3 bin de bize hayran kalmış. Güzel. Bölümün sonuna kadar anca 100 bin olurum diyordum ama oyunumuz fazla sattığı için, daha fazla insana ulaşabildiğimiz için olsa gerek. Daha yarısına geldik. Aynen 20. dakikasındayız. 100 bine geldik ya. Bir şey kalmadı. Şu moda gelse iyi olmaz mı acaba? 2 hafta sonra bitiyor. Seriden şu büyük binayı almak istiyorum. Ne kadar istiyorsun sen? 95 milyon. Oo. 95 milyonluk bir bina var burada. Bak buraya alırsak işler çok değişir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Onun yerine şuraya alalım. Çünkü 20 milyon açığımız olur öyle olursa. Bankadan ne kadar kredi alabiliyoruz? Bak o kadar paramız var banka. Ne kadar kredi veriyorsun? En fazla 6 milyon veriyorsun. Yetmez. Kredi çeksek bile paramız yetmiyor buraya ne yazık ki. Lan yine mi bulmaca türü?
Bu arada biz çok iyi oyunlar çıkardığımız için modayı etkiliyoruz arkadaşlar. Ondan olsa gerek. Görevi bir iptal edeyim. Bulmaca türünü artık araştırmaya gerek yokmuş. Burada insan fazlası varmış. Bir saniye dur. Senin oturacak yerin mi yok? O zaman seni kovuyorum. Yok dur. Şu daha düşük puanlıydı sanki. 36. 38. Ama bunun iki tane kötü puanı var. İki tane kötü yeteneği var daha doğrusu. Bunun öyle bir problemi yokmuş. Seni kovuyorum. Masanı kaybetmeseydin. Bu ne? Moral bozukluğu. Bir çalışanın işten çıkarılması kötü ruh haline neden oldu. Çalışanlarınız artık işlerinden korkuyor ve motivasyonları azaldı dedi. Motivasyonumuz bu arada cidden düşmüş ya. Ve hala düşüşteymiş. Onu biz nereden ayarlıyorduk? Ben onu biliyordum. Bu çalışanların morallerini arttırmanın bir yolu vardı. Şuradaydı, pardon. Çalışan ayarlarıydı. Yeterince molayı fazla molaya çekelim. Rahat şey yapsınlar. Neydi onun adı? Mola yapsınlar ve çok az baskı uyguluyorum. Şöyle motivasyonlarının %60'ını yeniledikten sonra işlerine geri dönsünler. Sonra bunu düzeltiriz. Daha sonra eski haline getirir. Şu moralleri yükselsin de. Ya bir tık yükseldi sonra tekrar mı? Ya neyse. Şuradan bir sahip olunan oyunlardan. Ya da şudur. Nerede? Oyun raporu oluşturdan. Oyun raporlarını bir görüntüleyelim. Çünkü ben dedektif oyunu yaptım diye hatırlıyorum. Sanki. Cinayet çözme. Aynen bak dedektif oyunu yapmışım. Bayağı da sevilmiş. Bu oyunun ikinci devam oyununu çıkartalım. Bir oyun geliştir diyorum. Devam oyununu diyorum. Ve şuradan cinayet çözme. 2 diyorum buna. Buna oyun büyüklüğünü 30 yapıyorum. A kalite olsun. Ve bu oyuna özel bir lisans satın alacağım. Fazla sattım. Yani dur. Spor müsabakasının lisansını almaya gerek yok. Onun yerine 2 oyun kullanabileceğim bir film lisansı alayım. Çünkü spor oyunu yapmadığımız için spor lisansı almamız birazcık saçma olur. Gerek yok böyle şeylere. Mantıksız yani. Bulmaca oyun motorunu tekrar seçiyorum. Bu arada bunu yapmadan önce biz motorumuzu bir güncelleyelim ya. Motoru geliştirin. Eski motoru güncelle. Bulmaca türünün motorunu güncellesek mi? Güncellesek mi? Artık bu arada bu oyunda ince bir ayardır arkadaşlar. Mad Games Tycoon'da. Bak şurada teknoloji seviyesi 1 ya. 2 olduğunda bu 2'ye motorunuzu yerleştirmeden önce dikkatli olmanız gerekiyor. Şu anda oyun konsollarının çoğunluğunda yani popüler olan konsolların teknolojisi yeterli mi? Bu oyun motorunu destekleyecek şekilde. Eğer çok fazla teknolojili yaparsanız diyelim 2 teknolojili oyun motoru yaptınız ya diyelim. Ama oyun konsolu da diyelim %90 pazar payı var. Ama sadece bir teknolojiyi destekliyor. O zaman o konsola oyun çıkartamıyorsunuz. Onu da nereden göreceğiz? Şuradan göreceğiz. Sahip olunan konsollar. Hayır bu değil de. Bu ileride konsol yapacağımız zamanlar daha onlara çok var. Nerede? Neredesin? Göremiyorum. Dur bir şöyle yapalım o zaman ya. Şuradan bakalım. Bak bir teknoloji. Bilgisayarlar kaldırıyor. Kateri kaldırmıyor. Byte kaldırıyor. Arcade kaldırmıyor. Başka kaldırabilen bir şeyler var mı? %15. Tamam iki teknolojiyi artık yapabilirmişiz. Yani satış sayımızı ufaktan bir eksiltecek. Çünkü %43'lük bir pazar payı vardı Kateri'nin. Onu kaybedeceğiz. Onun yerine %15'lik bir şey koyacağız. Yapacak bir şey yok. Oyunumuz ileride de oynanır en azından. Öyle düşünelim. Eski motoru güncelleyi tekrar seçiyorum. Şuradan iki teknoloji seviyesi olan son model oyun motorlarını motorumuza ekliyoruz. Bulmaca plus oldu oyun motoru. Piyasadan kaldırılmış bu oyunumuz. 1,5 milyon satmış. Güzel. Hala önceki oyunumuz 30 hafta geçmesine rağmen birinci sırada. Sen de neyi araştır? Yeni oyun motoru özelliklerini araştırmaya devam et. Tekrardan şunları yapalım. Nerede cinayet çözme? Şuna 2 demiştik. Lisansı da seçelim.
Oyun motorumuz bulmaca plus plus plus. Bunu seçemeyiz. Bunu seçeceğiz. Aa, bak şu ikisini de seçemiyoruz. Sanki bir tane vardı ya. Dur onu kaldıracağız. Şunu satın al. Bir de şunu satın al. Commodore 3'müş. Şu biri kaldıralım. Zaten onu seçili kalırsa oyun size uyarı veriyor. Bu şekilde çıkartamazsın diyor. Bu arada güncel bir yazılım alalım. Bütün dillerde seçili buradan. Aa, bak sadece karakter tasarımı ve başlangıç dosyunu tutturamamışız. Ama şöyle dur. En son yaptığımız bulmaca oyununun oyun konseptini bir kopyalayalım. Tamam. Şimdi onda ne sıkıntı vardı? Daha yeni başlayanlar için daha oynanabilir olmasını hala istiyorlar. O halde bir tık daha verip karakter tasarımından bir tık küçültüyoruz. Tamam. Artık hepsini tutturmuş gibi bir şey olduk herhalde. Sonraki oyun raporunda göreceğiz. Bütün uygun özellikleri etkinleştiriyorum oynayış özelliklerinden. Ne oldu? Oyun mu çöktü? Heh, tekrar basayım. Basamıyorum. Hadi. Heh, tamam. Oyun büyüklüğümüz yeterli mi? Yeterliymiş çünkü A... Dur seçmemişiz ya. A'yı seçeceğim. Sen arkadaşıma söylemişti ya, eğer oyun büyüklüğü daha büyük olursa, daha çok oyun özelliklerini desteklerse, o kadar özellik seçmemiş olsam bile etkiliyor olabilir demişti. Bana da mantıklı gelmişti açıkçası. Bak devam oyunu yaptığımız için ve önceki oyunumuz bayağı sevildiği için direkt artı 50 beklentiyle, yani nasıl desem, Half-Life 1, Half-Life 2 çok güzel olduğu için Half-Life 3'ü herkes bekliyor ya, öyle bir etkisi oluyor. Yani şu an herkes GTA 6'yı nasıl bekliyorsa, hemen şuradan pazarlama kampanyasından bir oyunumuzun, çıkacak oyunumuzun TV'lerde bu sefer reklamlarını bir yapalım. Oyunu geliştirmeye başladık. Hemen yüksek kaliteli sesler. 250 patladı burada. Oynayışı geliştir. 250 burada da patladı. Grafiği iyileştir. 1250 de burada patladı. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bu oyunumuz zirve olabilir. Bu ne kadar almıştı? %94 müydü? Bu zirve olacak. Hem motoru daha güncel, hem de artık özellikleri de daha iyi. Yani daha o hayran mektubundan düzeltme yaptık ya. Mükemmele daha yakın yani açıkçası. O sırada bir bakalım. Biz bayağıdır müzik ses stüdyosuna adam almıyoruz ya. Dur şunları bir alayım da programcı olarak. Çünkü hala ofis boş. Bir ses sanatçısı alalım ya. Yok muymuş? Yokmuş. İyi tamam. Peki oyun testi konusunda uzmanlaşmış biri. Tamam. Sen geç şuraya. Burası bayağı önemli. Çünkü bu adamlar hem oynayışları geliştiriyor, hem oyun raporu yapıyor, hem de oyunların bug'larını sildiği için buranın kaliteli ve çok çalışan olması bizim için önemli. Çok fazla bug olduğu için büyük ihtimalle 70-90 diyor. Bunu kaldırırsak büyük ihtimalle yine 95 civarı bir şey alırız diye düşünüyorum. Geliştirmeye devam ediyorum. Umarım öyle olur en azından. İkinci bölüm gibi olmasın yani. Oyunu daha iyi yapıyoruz ama daha az puan alıyordu ya ikinci bölümde. Hala birinci sıradayız ya. Bu oyun ödül almazsa bir daha da Davos'a gelmem. Hadi. Yılın oyunu. Ah güzel. En azından bir tane aldık. Ben diyordum ki belki yılın geliştiricisi ödülünü de verirler. Vermediler. Ama artık yeni bir ödülümüz var. Yılın oyunu Deniz Altındaki Gizem oldu. Bir zahmet olsun 2,5 milyon sattı yani. Yıl 1984. 1984'te kim satıyor o kadar oyun? Hemen o oyunumuzu alıyoruz şuradan. Geliştirmeye tıklıyorum. Yılın oyunu ödülünü bizim geliştirme stüdyomuza yerleştireceğim. Nereye yerleştirebilirim? Şöyle tam ortaya mı yerleştirsem? Herkes görsün. İnsanlar geçebilir herhalde. Geçebilir misiniz şuradan? Geçerler herhalde ya. Bam. Herkes görsün. Gururlanın arkadaşlar. Bu kupa bizim. Kupa vermişler bu arada ya. Sanki şampiyon olduk. Bu oyun da çıksın. Kaç dakika oldu? 29 dakika olmuş. Bu oyunun bir puanlarını ve çıkışında kaçıncı listelerde kaçıncı sırada olduğunu bir görelim. Sonra bölümü bitiririz. Bu arada yavaştan para da kasmaya devam ediyoruz. 85 milyonu geçmişiz. Şu binayı satın almak istiyorum arkadaşlar. Bu binayı atlayacağım. Bu binayı atlayacağım. Daha sonra buraya alırız. Şu anda gözümüzü buraya diktik. Gözümüz burada.
Kocaman bir yer. Buraya bir sürü ofis yerleştiririz yani, öyle söyleyeyim size. Ne kadar geniş ofis olursa o kadar çok çalışan yerleştirebiliriz oraya. Ne kadar çok çalışanımız olursa da oyunlarımız o kadar iyi olur. Oyunumuz bitmiş, geliştirmeyi bitir diyorum. Yine 80 ile 100 arası alacak. Yayıncı ara diyorum. Yine aynı adama okutacağım derken. Bulmaca türünde uzmanlaşmış yayıncınız nerede? Şurada. Bizim adamımız vardı, bizi seviyordu. Sen miydin o? Heh, tamam bu. Bir an göremedim. Ama bak, bu adamın daha yüksekmiş pazar gücü. Bu kaç? Bu 83. Bu kaç? 92. 10 fazla. Ama bu adam bizi çok seviyor. Bu adam da daha hiç çalışmadığım için bizi o kadar sevmiyor. Ama yine de buna veriyorum ya. Bakayım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Geç. 94'ü geç. 95 ol bari. Heh. Tamam. 95. Zaten bunun üstü direkt %100 puan almak. Okuyalım bir incelemesini. Cinayet çözme 2. Bu inceleme cinayet çözme serisinin devamı hakkındadır. Serinin en yeni üyesinin buna değip değmediğini sizin için kontrol ediyoruz. Bu oyun için sadece bir kelime bulabilirim. Mükemmel. Sistemin bozuk mu? Üzerinde daha... Ne? Sistemin bozuk mu? Üzerinde daha önce hiç bu kadar mükemmel grafikler olmamıştı. Oyunun bu müzikleri mükemmel bir şekilde bestelenmiş. Oynanışa mükemmel şekilde uyuyor. Sadece düşünerek bile oyunu kontrol edebilirsiniz. Oyunuzu son zamanlarda gördüğüm en etkileyici oyunlardan biri. Rekor üstüne rekor kuruyoruz arkadaşlar. Listelerde kaçıncı sırada çıkacaksın? Ona da bir bakalım. Sonra bir şeye daha bakacağım. İkinci sırada çıktı. Neden? Niçin? Gelecek hafta belki birinci sıraya çıkarız. Heh, çıktık. O birinci haftada insanlar bir korkuyor almaya. Ama millet birbirine tavsiye ede de herhalde. Buradan bak, grafiklere tıklayarak, tüm zaman grafiklerine tıkladığımızda tüm zamanların en çok satan oyunlarını görebiliyoruz. Şu anda hala satışta olan oyunumuz bütün rakiplerimizi geride bırakarak birinci olmuş. Ve hala da satmaya devam ediyor. Dikkatinizi çekerim. Hala haftada 25 bin satıyor. 3 milyon. İkinci sırada başka bir oyun var. Ve şu yeşillerin hepsi bizim oyunlarımız arkadaşlar. Hükmediyoruz ya. Şuradan da tüm zamanların en iyi oyunlarından da en fazla puan almış oyunları görebiliyoruz. Cinayet Çözme 2, %95'lik puanla az önce yaptığımız oyun birinci sırada. Ondan sonra da diğer oyunumuz. Ama bak, bu listede o kadar da iyi oyunumuz yokmuş. İyi, tamam. Yine zamanda olacak, oturacak. Burada durdurayım. Yine söylemeyi unuttum ya. Bölümün artık başında like atmayı unutmayın falan demeyi her seferinde unutuyorum. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmında fikir ve düşüncelerinizi belirtmeyi de unutmayın lütfen. Bütün videoları böyle stok yapmıyorum. Attığım gün çekiyorum ki sizin yorumlarınızla, sizin fikirlerinizle de hareket edebilmek istiyorum. Sizin yönlendirmelerinizle beraber. Çünkü tek başıma oynayacaksam kayıt almam, videoyu da atmam. Yani sizinle beraber oynamak istiyorum. Hala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şuradan da kapatırken görüşürüz.